Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır CB125 şefimizle ilgili video paylaşmadım. Yani tamir videosu paylaşmadım. Şimdi ön balatalarımızı bir inceleyelim. Değişim zamanı yaklaştı. Neredeyse geldi. Niye değiştireceğimi onu da söyleyeceğim sizlere. Şimdi bir motorumuzu bakalım. Bir dışarı çıkaralım. Canavarımız burada. Bu kış burada yatacak. Kullanmayacağız pek yani. Ama baltamızı değiştirmiş olmazsa yazı hazır olur. Şimdi motorumuzu biz dışarı çıkaralım bakalım, bir işlemlere başlayalım. Direksiyon kilidimizi bir açalım. Bir motorumuzu bakalım, bir dışarı alalım. Zaten açıkmış. Kilometremiz de bu arada şöyle 22.800 çok yansıma yapıyor. 22.853 kilometrede ve orijinal baltalar üzerinde bakalım durumları ne, onu bir görmüş olacağız. Şurada arkadan motoru da çekmemiştik. 3 tekerlekli elektrikli bisikletimiz var. Şöyle gözüküyorsa 22.853 kilometrede. Şimdi değişim aşamalarına geçelim. Değişim aşamalarına geçmeden önce niye değiştiriyoruz ona değineceğim biraz. Şuradan gözükmeyecek ama kanallarımızın neredeyse sıfırına yaklaşmış ama kullanırsanız belki daha 5000 gider, belki daha fazla gider. Ama değiştirme nedeni ne diyorsanız arkadaşlar, frenlerimiz biraz sanki sertleşti, böyle bir hırıltı, bir ses geliyor ve ondan daha önemlisi hidrolik seviyemiz. Şöyle gözükmeyecek ama burada gerçi hidrolik seviyemiz yarılarda civarda ama ben daha önce hidrolik değişimi yaptığım için belki fazla koymuş olabilirim. Ama şu arka taraftaki, yani arka kombine frenin hidrolik deposu var. Onun hidrolik deposundaki seviye çok bayağı bir düşmüş. Yani neredeyse sıfır, hiç gözükmüyor. Yani artık değiştirme zamanı gelmiş. Niye derseniz arkadaşlar, hani sonuçta bunu da fazla kullanmaya gerek yok. Değiştirmek daha uygun olur. Hidrolik seviyemiz yani düştüğü için. Yani buna kesinlikle üstüne hidrolik ilave etmeyelim. İlk önce balatalarımızı kontrol edelim. Balatalarımız muhtemelen bitmiştir hidrolik seviyesi düştüğü için. O yüzden hidrolik seviyesi düştüğüne balatalarımızı yenileyelim. Yani hidrolik seviyesine hidrolik eklemeyelim. Şimdi değişim işlemlerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi balatalarımızın değişimine geçiyoruz. Normalde bu kaliperi sökmeden şu civatayı gevşetip şuradan balatalarımızı çıkartabilip değiştirebiliyoruz. Ama tabii bunu önermiyorum. Mutlaka kaliperi de söküp içinin temizliğini yapıp güzel bir şekilde pistonların bakımını yapıp o şekilde yerine takmamız gerekiyor. En sağlıklı olan budur. Şimdi ilk önce şuradan bir balatalarımızı sökelim bakalım. Yani kolay yöntemden başlayalım. Ondan sonra kaliperi sökeceğiz. Eski CVF'de şurada iki tane böyle civatası vardı Alyan'ın. Onlar gerçekten tehlikeliydi. Niye? Yalama ettiğiniz an şey olma ihtimali vardı yani. Bu kaliperi komple çöpe atma ihtimaliniz vardı. Bunu güzel yapmışlar. Şöyle bir tane sadece. Şu saplamayı da güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şurası paslanmış. Yani balataların hareket etmesi için. Şimdi bakalım balatalarımızı bir aşağıya şuradan bir yerden bitirelim bakalım. Evet, bir tanesi gelmeye başladı. Şuradan zaten ittirdiğinizde. Şimdi yeni balatalarla karşılaştıracağız. Bakalım ne durumda diye. Gördüğünüz gibi neredeyse sıfıra gelmiş. Ya kullanılır mı? Yani şöyle söyleyeyim, bir dediğim gibi 5000 kilometre belki daha gider ama yani bence gerek yok arkadaşlar. Balatalarımızın son hali bu. Şöyle. Yani artık hem sertleşmiş hem de çok aşırı bir şekilde ses yapıyor. Ses dediğim böyle bir hırıltı gibi bir ses geliyor. O yüzden değiştirmek icap etti. Nissin marka bu arada. Şöyle. Nissin marka balatalarımız. Şimdi ben bir takım balata aldım ama şimdi bir onları alalım, bir inceleyelim bakalım. Evet, yeni balatalarımız şu şekilde. Gördüğünüz gibi Nissin. Yani bunları internetten sipariş verdim. Muhtemelen orijinaldirler diye tahmin ediyorum yani. Ya da birebir çakmış da olabilirler. Çünkü servisten almadığım sürece. Nissin yazmış. Nissin yazmış. T32, evet. H4 T32 diye geçiyor baltalarımız. Şurada da bir kod numarası var. NKX16FF diye geçiyor. FF bunlar da. Şunda EE'ymiş. Baltalarımızı yerine takmadan önce mutlaka şöyle üst üste koyup bir ölçülerine dikkat edin. Eğer ölçülerinde bir farklılık görüyorsanız
takmayan zaten uymayacaktır. Benim gördüğüm kadarıyla birebir aynısı. Bu ikisi. Bir de diğerine bakalım. Bu arada kalınlık farklarında şöyle bakarsak net bir şekilde baltalarımızın bayağı bir bittiği zaten buradan anlaşılıyor. Buna da bir kontrol edelim şöyle. Üst üste şu şekilde koyabiliyorsunuz ancak. Şöyle kontrol edip evet. Aynen. Düzgün bir şekilde yani aynısı olduğu gözüktü arkadaşlar. Yani baltalarımız uyumlu. Bu arada bunu böyle şimdi eski baltayı buradan çıkarttınız değil mi? Ama yenisini bu şekilde takamazsanız bu pistonları geri itmeniz gerekiyor. Yani isteseniz de zaten bu yenileri şuradan girmez. Bakın dayanıyor zaten. O yüzden mutlaka pistonu geriye ittirmeniz gerekiyor. Şuradan tornavida söküp. Ama benim dediğim gibi ben bu yöntemi önermiyorum. Bu şekilde balata değişimi olmaz. Mutlaka şuradaki iki tane 13'lük civatamızı söküp kaliperimizi komple alacağız. Düzgün bir şekilde bakımımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi onları bir sökelim bakalım. Bunlar sökmeden önce şuradaki civatamızı da sökerseniz eğer daha rahat bir şekilde çalışırsınız. Ama oraya bir tane uzatma takayım. Şu şekilde ayrıldığına balatamız rahat bir şekilde hareket edecek. Mutlaka onu sökün. Rahat hareket etmek için. Ben ilk önce tabii onu sökeceğim. Şöyle. Sökelim bakalım. Bunun hidrolik değişimi daha önceki videolarımda var. Yukarıda paylaşırım oradan seyredebilirsiniz kart olarak. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Şu şekilde söküldü burası. Evet şimdi zaten bakın bu oynamaya böyle başladı. Şu önemli bir ayrıntı. Yani dikkat etmiş olduk şurada. Şu hareketi mutlaka rahat bir şekilde yapması gerekiyor. Şurada iki tane pimlerimiz var. Bakalım onları sökelim. Belki onları yağlamak icap edecek. Şunları güzel hareket etmezse şu baltanız mutlaka şuradan diskiniz sıkı kalır ve sürekli sürtme yapar. Şu hareketi mutlaka istediğin yani güzel bir şekilde hareket etsin. Evet şimdi sökelim bakalım. Büyük civatalarımızı. Bu arada bunlar 12'ymiş. Ben 13 diye söyledim ama size. 12 çıktılar. İyi balataları değiştiriyor. Aa, bitmişler mi? Bayağı bitmişler. Balatalar. Sökelim bakalım şimdi. Zaten şurada hiç sökülmediği belli. Şuradan göstereyim sizlere. Fabrikadan çıktığında şuralara işaret etmişler. Üstü söktüm ama ilk defa söküldüğünü görüyoruz şu an. Ya bir de dediğim gibi bu balata değişimi balataya bakmayın. Eğer hidroliğiniz eksilirse mutlaka balatanız sona gelmiştir. Hidrolik tamamlamayın kesinlikle. Baltalarınızı değiştirin. Yani adamlar o şekilde ayarlıyor zaten. Balata biteceği zaman hidrolik de dibe yaklaşıyor. O hidroliğin azaldığından anlayabilirsiniz yani baltalarınızın bittiğini. O şekilde yani buradan belki göremezseniz hidroliği kontrol edin. Benim çünkü alt bu kombine freni hidroliği bayağı bir bitmişti. Bunlara bu arada Loctite mi sürmüşler? Evet. Loctite de sürülmüş şuralara. Yani civata sabitleyici sürülmüş ki sökülmesin diye. Bakalım ben de sürerim büyük ihtimal. Çünkü 20.000'de 25.000'de bir anca değişiyor. Şu an 23.000'deydi motorumuz. Kaliperimiz bu şekilde arkadaşlar. Gözüktüğü üzere içi bayağı bir düzgün yani. Bir fazla bir pisliği yok. Niye hep? Çünkü ben sürekli temizlediğim için bunları. O yüzden bir sıkıntı çıkmıyor. Şimdi şu pistonlarımızı geri ittirmemiz gerekiyor dediğim gibi. Bunları ittirmezseniz geri yeni baltalarımızı sokamazsınız. Bunları geri ittirmeden şu pistonların etrafını güzel bir temizleyin balta spreyiyle. Çünkü siz bunu geri iterseniz bu bütün pislik geri gitmiş olur ve sonra size sıkışma yapar dediğim gibi. Yani takılı kalır bunlar ve sürtme yapar fren. Mutlaka burası temizliğini güzel bir şekilde yapın. Ondan sonra geri ittirin baltanızı. Bu arada 3 tane pistonmuş. Şöyle görelim. Yani frenimiz gerçekten güçlendirilmiş. Bunun bir tanesi şey olabilir. Kombine frenle ilgili. Şu arkaya giden şu kombine orta kısmı muhtemelen kombine fren. Hani arka frene bastığımızda buradaki pistonun bir tanesini ileri ittiriyor. Fren basmış oluyor. Şurada içeride bir tane yayımız var. Yay mekanizmamız. Onu da mutlaka kontrol yerinde olsun. Eğer eskidiyse onu da değişmesi gerekir. Dediğim gibi şu kısım önemli. Şöyle bırakayım öyle çekeyim sizlere. Şuradaki oynama hareketini göreceksiniz mutlaka. Şimdi ben bu keçeleri söküp içini bir kontrol edeceğiz bakalım. Evet.
Gördüğünüz gibi şurada kendi orijinal gresleri var. Bende bunun orijinal gresi var. Buna kesinlikle normal bir gres sürmeyin. Çünkü ya gerçi bu motorda sıkıntı yaşamazsınız. Hani kaliper o kadar ısıtamazsınız yani. Çok fren basmanız gerekiyor ama normal şartlarda bu kaliper çok uzun süre fren bastığınızda dokunamazsınız. Yani ateş gibi olur. O yüzden de fren hidroliğinizi değiştirmezseniz sıvı olduğu için içinde ne yapıyor? Yani hidrolik gibi baskı yapamadığı için bu kadar freniniz sertleşiyor. Sertleşirse iyi bil ki fren hidroliğinizi değiştirin. Ve dediğim gibi çok ısındığında buradaki gres özelliğini kaybeder. Akar gider yani. Bu bak kendi orijinal gresi beyaz bir gres. Aynı gres bende de var şu an. Zaten fren kaliperleri için kullanılan gres. Ondan süreceğim buna. Ama sistemimiz düzgünmüş yani. Şu buralarda aşınma falan görürseniz mutlaka bu pimleri değiştirin. Buradan zaten aliyanla sökebiliyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Aşınma bir şey gördünüz. Bunları değiştirin yani. Ben herhangi bir şey görmedim. Bir sıkıntı gözükmüyor yani. Şöyle bir işlerine bakalım. Şu körüklerimizi mutlaka kontrol edeceğiz. Körüklerimizde eğer yırtık varsa körüklerin yenisini alıp takacağız. Serviste bulabilirsiniz. Dışarıda pek bulacağınızı sanmıyorum. Ya da şurada bir yırtık bir şey görürseniz mutlaka değiştirin komple bu körükleri. Yenileyin yani yırtıklar olursa. Yani şimdilik bahsedeceğim bundan bu kadar. Şimdi bir temizliğine geçelim bakalım. Ondan sonra fren montajımıza geçelim. Evet, şimdi güzel bir baştan bir balta spreyle bir yıkayalım. Balta spreyimizin kafası da koptu böyle. Şöyle temizleyelim biraz. Temizlik önemli yani bu konuda. Güzel temizlerseniz eğer. Bunların içini de temizleyelim. Yeni gresimizi koyacağız zaten. Tamamdır. Yani bu arada bir tane balta spreyi 40 TL olmuş. Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Ben yorum yapmıyorum. Şu kısımlara bazen bu farklı videolarda işte zımpara çekildiğini görüyorsunuz. Kesinlikle zımpara çekip çekmeyin. Zımpara çekerseniz eğer bunlar çizik çizik olacağı için içeride o-ringlerimiz var. O-ringler de kaçak olacaktır. O yüzden şöyle güzel bir şekilde ben şimdi temizleyeceğim. Şuna bak ne güzel parladı. Şimdi ben videoyu kapatayım. Çünkü biraz uzun sürecek. Şunları tornavida yardımıyla sağ sol tarafı çizmeden güzel bir temizleyeyim. Ondan sonra bir bakalım. Biraz temizledim. Hatta şöyle bir şey yapayım aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi üstten frene basacağım bakayım hangileri ileri gelecek bir görelim. Şöyle bir ileri alırsak biraz onları. Gördüğünüz gibi. Şunu hatta tutalım. Bu daha rahat geliyor. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Şu ikisi ileri geldi. Bunlar ikisi ön fren. Şimdi bir de arka frene basacağız. Baba gel bas şuna bakalım. Şimdi bak şurada bir çizgi gördük. Şimdi onları da güzel temizleyelim. Şu frene bir bas bakalım. Şimdi yavaş yavaş bas. Evet bas bir kere daha. Bak gördüğünüz gibi. Sadece öyle. Tamam. Bırak şimdi bir kere daha hafiften bas. Tamam. Yeter. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu orta kombine freni. Arkaya bastığımızda aynı zamanda da ön frene de basmış oluyor. Şu kısım sadece baltalara basıyor. Kombine fren dedikleri olay bu oluyor arkadaşlar. Kimse iptal ediyor bunu. Bence iptal etmeyin yani. Sonuçta güzel bir sistem. Şimdi bakın şurada bir çizgiler oluştu. Tam bu gözükmeyen yerde. Şimdi onları da temizleyeceğiz. Güzel bir şekilde. Yani düzgün bir işçilik. Bu şekilde bir balata değişimini ben herhangi bir videoda görmedim. Gerçekten size çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Net ayrıntılı bir şekilde. Bu şekilde bakımınızı yaparsanız eğer takımınız falan varsa gerçekten iyi bir iş çıkaracağız yani. Işığımızın elektriği bitti herhalde. Şimdi dediğim gibi burasını da bir güzel temizleyelim. Şimdi baltalarımızı sonra içeri alacağız. Şöyle zaten buralara pek fazla bir şey pislik yoktur. Bakın parladı zaten komple. Kaliperimiz çok güzel bir şekilde. Kaliper daha doğrusu pistonlarımız. Şöyle bir plastik bir şeyle itirebilirsiniz. Varsa tornavida sapıyla böyle bastırın. İçeri doğru. Yani benim anlatmak istediğim olay şimdi buraların temizlemeseydik ne olacaktı? Bunu itirecektik. Bütün pisliği içeri sokacaktık. İçeride de o-ringimiz var. Ve o-ringimize zarar verip yaptığımız iş yani balta değişimidir.
daha fazla bir masraf açmak olacaktı arkadaşlar. O yüzden bu olayı mutlaka yapın. Eğer motorcunuzda bu olayı görmüyorsanız o motorcuya da bir daha gitmeyin. Yani öyle parayı al git diye bir şey yok. Yani bu olayı yapacak arkadaş. Bu olayı yapmıyorsa o motorcu değildir yani. Kusura bakmasın, parasını da hak etmiyor. Şu olayı yapacak, bu temizliği yapacak. Bak, bu karşı tarafta temizledim ben. Pis bir yeri kalmadı. Bu kaliper pimlerini kesinlikle orijinal gresiyle yağlayacak. Yani bu bakımlar böyle olur yani. Ben çünkü daha önce de görmedim bu şekilde yapanı da. Biraz zor gidiyor, o yüzden dinlene dinlene basıyorum. Yani sert, hakkınızda olsun. Bu arada şimdi siz mesela şey yaptınız. Yağsı eksildi gördünüz. Ne bileyim, yağ ilave ettiniz değil mi arkadaşlar? Yağ ilave ettiğiniz an şuradaki pimler mesela burada ya. Siz geri bastığınızda bütün yağ yukarı gidecektir buraya. Tekrar hazneye gidecektir. Şimdi zaten burası komple dolmuştur. Evet. Gözüktüğü üzere zaten dolmuş. Full gözüküyor. Yer kalmadığı için o pistonları da geri basamazsınız yani sonuna kadar. Çünkü full dolmuş oluyor. Hava yani yağın gidecek yere olmadığı için pistonları da geri basarsınız. Basamazsınız. Uğraşırsınız durursunuz, pistonlar niye geri gitmiyor. Bunları sökeceksiniz. Fazla yağı buradan dışarı atsın. Tabi o yağ da sakın buraya gelmesin. Boyaya geldiği yağ belli bir süre sonra boyayı kaldırıyor. Yani buralara bez falan koyun. Şimdi ben açmadım hani fazla bir işçilik olmasın diye. Aslında onu da göstersem olurdu sizlere ama. Şu iki civatayı sökün. Bu iki civatayı da sökmek için kaliteli bir tornavidanız olması gerekiyor. Çünkü bu iki civata gerçekten zor sökülüyor. Sıkı bastırın ve bir anda böyle çevirin. Güzel kaliteli izeltaş tornavidayla mutlaka yapmayı deneyin. O olay da önemli bir olay. Sen istediğin kadar hani buradan bas. Gitmez geri. Orada boşluğun yoksa. Yağ eklediysen, orijinal şekilde yağ değişmediyse, yağ ilavesi yapılmadıysa tabii ki yeri gidecektir. Bu konuyu da anlatmış olduk. Şimdi geçelim. Baltalarımızın, daha doğrusu kaliperlerimizi yağlayalım şuradan. Evet. Yağımız da bu. Onu da göstermiş olayım sizlere. Hoppa. Silikon gres diye geçer. İnternette bulabilirsiniz. Mutlaka bu yağdan alın, kullanın. Kaliper pimlerinize farklı bir yağ koymayın. Gres koymayın. Bunlar özel kaliper pimler için, yani sıcağa dayanıklı bir yağdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bunları bir temizleyelim hafiften. Şöyle eski yağları bir arındıralım. Bu da beyaz bir yağ zaten. Koyacağımız da aynı şekilde beyaz bir yağ. Tamamdır. Şöyle bırakalım. İçi muhtemelen evet kurumuş. Yani şu hareketi mutlaka olacak. Bastığınızda geri gelecek yani. Şurada şu kısımdaki contamız şuraya girecek. Onu unutmayın sokmaya. Şimdi biraz yağ koyalım ve yerine bunu takalım arkadaşlar. Gresimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şeffaf şekilde. Tabii bunun beyazı da var. Şey değişiyor bunlar artık marka marka. Yani bu kaliteli bir markadan sadece böyle bir dolum yapılmış. Amerikan firmalı diye şurada belirtmişler. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama silikon gres rengi zaten bu şekilde oluyor. O yüzden anlayabiliyorsunuz yani. Şöyle biraz aslında içine koyalım. Sonra biraz da pimlere koyacağız. Şöyle içine biraz koyun. Fazlalığı tabii sonra sileriz. Şöyle biraz koyalım. Tamam. Biraz da öbürüne koyalım. Arabamın aynı şekilde pimlerine de ben bu şekilde, kaliper pimlerine de bu şekilde gres koyuyorum. Kesinlikle normal gresten kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeter buna. Şimdi bir de hafiften bunlara da sürersek olayımız tamamdır. Güzel şöyle sürelim bakalım. Yani bir balata değişimi demeyin yani. Bunu 10 dakikada da değiştirebilirsiniz. 2 saatte uğraşabilirsiniz. Tabi 10 dakikada değiştirdiğinizde o balata değişimi olmaz. Sisteme daha çok zarar vermiş olursunuz. O yüzden güzel bir şekilde bunu dikkatli bir şekilde değiştirin yani. Bir dakika, şimdi kafa karıştı. Şöyle takacağız büyük ihtimal. Şu kısımları da şöyle yerine sokarsanız
gördüğünüz gibi bir şekilde oturdu. Şu şekilde şöyle. Evet, buralarını da güzel bir şekilde oturtturduk şöyle, gördüğünüz gibi. Fazlalık yağları da silersek güzel olur, iyi olur. Onları da bir temizleyeyim ben şöyle. Niye silelim? Çünkü zamanla şey yapacaktır. Toz kapacaktır. O da tabii ki istemediğimiz bir şey. Şöyle hatta yıkayalım onları. Tamamdır. Evet, kaliper primlerimizin de bakımını yaptık. Şimdi gelelim bakalım balatalarımızı yerine takalım. Bütün temizliklerimizi yaptık. Şimdi balatalarımızı bakalım yerine koyalım. Şu diğerinden başlayalım. Diğer balatamız nerede? Tamam, bu şekilde bu yerine oturdu. Şimdi diğerini takalım. Bunu da bu şekilde yerine oturtturup şuradaki pimimizi yerine takalım. Bence böyle daha basit olacak gibime geliyor. Şurada bir tane o-ringimiz var. Yani ona da biraz böyle şey sürerseniz eğer gres iyi olur. Hatta şu kısma da ben biraz süreceğim. Dip kısmına hiç olmazsa bir dahaki sökülürken kolay sökülsün. Bunlarda pek sıkıntı olmuyor gerçi de. Sökülmesine dediğim gibi o CBF'lerde özellikle dikkat edin sökerken arayan ne olduğu için yalama ettiğiniz an yani zor çıkartırsınız kaliperi. O yüzden bilginiz olsun. Ya burada yanlış dişlik kaptırmamaya dikkat edin. Mutlaka ilk baş şöyle yavaş yavaş tuttuğuna emin olun. Eğer sert gidiyorsa kesinlikle sıkmayın. Tamam, onun yerinde de biraz sıkarız. Şimdi fazla sıkamadım. Evet, şöyle baltalarımız burada. Şu şekilde onları şöyle aralarsak eğer şöyle tamam olacak. Bakalım şöyle yerine sokalım bakalım şimdi. Köpek de beni yalamaya çalışıyor. Ne oldu? Tamam, gördüğünüz gibi yerine koyduk. Şu Loctite'ımızdan da baştan bir çalkalayalım. Civatalarımıza biraz süreceğim. Çünkü orijinallerinde varmış. Şu kadar sürmeniz yeterli zaten. İsten başlayalım. Yani bunu niye sürüyor adam? Sökülürse, sökülmesin diye daha sökülürse sıkıntı yaratır. Kitler yani, bildiğiniz diskinizde kitleme ihtimali var. O yüzden adam böyle bir önlem alıyor. Genelde bazı kritik parçalarda Loctite'ı sürüyorlar yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tamam. Şimdi sıkma işlemine geçelim. Evet, yaklaşık 1,5 saat falan sürdü. Tabii video kadar uzun olmayacak ama yani benim el işçiliğim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hiçbir motorcuda 1,5 saat balatayla uğraşacağını zannetmiyorum. Çünkü adamlar zamandan para kazandığı için. O yüzden bunun ben bir tork değerlerine bakayım. Fazla sıkmadım. Tork değerleriyle sıkacağım. Şimdi böyle kalsın. Şimdi son bir noktamıza geldik arkadaşlar. Son noktamız. Şöyle bir kaldıralım bakalım. Tut bakalım şunu şöyle baba. Şöyle bir tut. Evet, dönüyor. Şimdi freni pompala bakalım. Sonuna kadar bas bırak. Evet, gördüğünüz gibi bas bas. Sertleştiğine bırak. Sertleşti mi? Tamam. Kaldır azıcık. Şimdi belki ilk baş sürtme yapma ihtimali var şeyi. Diskimiz tabii alışacak ondan sonra kendine gelecektir. Çok az bir sürtme var yani, söktüğümüz diskler gibi değil. Ama dediğim gibi bu zamanla alışacak. Bas bakalım şimdi. Tamam. Yani bu pompalama işlemi yapmadan yola test etmeye çıkmayın. Yani kesin bir yeri toslarsınız. Basarsın. Tabii boşluk olduğu için pistonları geri ittik hatırlarsanız. O yüzden sıkıntı yaratacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları ben en son bir tork yiyeceğim. Bir tork değerlerine de bakayım. Ona göre onu da yapalım. Evet. 30 Newton'la sıkmamız gerekiyormuş. Şu an manuel tamir kitapçığına baktım. 30 Newton'a ayarlayalım.
Yani bunlar önemli. Evet. 30 Newton. Kitleyelim. Şimdi sıkalım bakalım. Tamam. Şöyle birkaç kere tıklatırsanız daha uygun olur. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde baltalarımızı değiştirmiş olduk. Yani her şeyi anlatmaya çalıştım size. RFL nasıl değişeceğini. Herhangi bir merak ettiğiniz bir şey varsa, yani kafanızda takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan size cevaplarım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım. Mutlaka beğenelim kanalımıza destek olmak için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.